Birincisi tabii ilk defa bu fuara geliyorum. Bu vesileyle bu yıl gördüklerimiz hava koşulları dışında her şey güzel. Hava şartları belki olması gerektiği kadar katılımı engelledi biraz, ama onun dışında hasbihal ediyoruz. Birçok yayıncı var, yazar var. Bütün bunları bir arada görmenin bir fırsatı olarak da değerlendiriyoruz. Hem kendi çalışmalarımızı hem diğer Alevilikle ilgili yayınları görme fırsatımız da oldu. Sadece tabii burada kitap da yok aslında. Yani kültür sanat alanında değişik programları da burada izliyoruz. Gerek sempozyum bazında burada yapılan etkinlikler var. Onun dışında Alevilikle ilgili sanatçıların verdiği konserler var. Bir hayli yoğun bir ilgi var tabii. Bu ilginin bir kısmı tabii doğal olarak bu fuardan dolayı, ama aynı zamanda Garip Dede Derya'nın doğal bir tabanı, hakikatine inananları, buraya gelip lokmalarını dağıtanlar, lokmalarını pay edenler, buraya gelip bu lokmalardan faydalanan birçok ihtiyaç sahibini de bu arada görmüş oluyoruz. Ya, hava muhalefeti olmasa iyi olacaktı. Onun dışında insanların ilgisi yoğun tabii. Garip Dede Dergahı İstanbul'daki en önemli birkaç tane dergahtan biri. Karacaahmet, Şahkulu, Erikli Baba, Garip Dede. 4 tane önemli toplanma merkezi var Alevilerin. O anlamda kıymetli bir yer, değerli bir yer. Toplum açısından önemli bir yer. Yani buradaki aktivitede toplumu tabii kitapla tanıştırmak. Bu en hassas ve en zayıf noktamız bizim maalesef. Kitap okunması ve kitabın okunmasını teşvik edici olması açısından da önemli ve değerli buluyorum. Katılım hava muhalefeti olmasaydı daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ya bu tür günler aslında bir fırsattır bir araya gelmek için. Bir festival havasında geçer. Ama sadece kitapla okuyucuyu buluşturmak olmuyor. Alevi yazarlarını, Alevi sanatçılarını, bilim insanlarını ve farklı konuları bir araya getirmek oluyor. Her an nasıl canlılığını hesaplamak, karşılaşmak mümkün değil, ama anan değişen, havası değişen bir dalga gibi geliyorlar. Burası zaten kendi içinde çok canlı bir mekan. Bu mekanın iç atmosferi bir anlamda da dışarıya, sokağa da yansıyor. Bu çok güzel, çok değerli. Hala insanların birbirlerine iletişim kurulmuş olmaları, birbirlerine yakınlık duymaları, okuyucuyla yazarlar arasında bir yakınlık kurulması çok değerli bir şey. Ve GADEB olarak bunun yapılması böyle bir zaman da, o da çok değerli. Çünkü okullar açıldı, herkes böyle evlerine çekilmek üzereyken GADEB böyle bir etkinlik yapıyor. Festival havasına giden bu coşkulu günler hakikaten kalıcı etkiler yaratacağına eminim. Evet, bu kitap fuarının ikincisi bu kurumda düzenlenen. Ben geçen fuara da gelmiştim, bu fuara da geldim. Dolayısıyla karşılaştırma olanağı da var elimde. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Tabii ki bunu düzenleyen kurum yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir cemevi için oldukça kaliteli bir şey, faaliyet bu. Dilerim öbür cemevlerimiz de bu tür kültür faaliyetlerine yönelir. Yönetim kurulunun hepsine teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, tabii ki özellikle sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte kitaplara ilgi gitgide azalıyor. Nasıl ki bir zaman televizyon ortaya çıkınca sinema kenara atıldıysa, şu anda da sanırım kitaplar da o süreci yaşıyor. Ama burayla ilgili konuşacak olursam, önceki kitap fuarı tabii ki daha canlıydı. Bu da ona yakın bir canlılıkta seyrediyor. Kitap alımlarında biraz düşüş gözlüyorum. Onun nedeni de sanırım kitaplara gelen çok aşırı zamlar, ki bu da mecburiyetten tabii. Maliyetler yükselmiş durumda. Dolayısıyla hiç de fena değil. Katılım da bayağı iyi. Üstelik yağmurlu, karmakarışık havalar olduğu halde, özellikle son iki gündür. Güzel yani. Şey değil.